İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konu var. Güzel bir program olacak. Heylemal ve alemal. Bu iki birbirine karıştırılan, çok kullanılan, önemli kelimeye değineceğiz. Bunların birisi zarf, diğeri zamir sanırım. Tabii burada esasen iki kelimeyi öğrenmiyoruz. Siz de fark edeceksiniz. Daha önceki gördüğümüz pek çok yapının tekrarını yapmış olacağız. Belki görmediğimiz yapılardan da yeni şeyler de göreceğiz. Farkını yayın sonunda iyi anlayacağınızı ve kullanabileceğinizi düşünüyorum. Evet, şimdi başlayalım. Şu anda bir saniye. Şu an benim ekranımı görüyor musunuz? Ekrandaki diğer dolu ekranımı test ediyorum. Görmüyoruz hocam. Ha, tamam, o güzel. Çünkü oradan kopya almanızı istemem. Oradaki o ekranı paylaşmadım sizinle. Evet, şimdi ne diyelim? Şimdi nasıl biliyorsunuz siz? Alemalı, heylemalı. Önce bir sorayım, bir nabız yoklayalım. Yoklama yapalım. Birbirine benzeyen kelimeler bazen birbiri yerine geçiyormuş gibi kulağa geliyor. Birbiri yerine kullanılıyormuş gibi. Aslında pek öyle değil. Farklı fonksiyonları var. Alemal tamamen demek. Alemal hepsi demek. Heylemal tamamen demek. Hello evet. Alemal derken herkese. Evet. Heylemal nix derken hiçbir şey yok. Ha. Evet, temel olarak evet, doğru söylediniz. Güzel. Şimdi örneklere başlayabiliriz. Şöyle diyelim. Hepinize çok teşekkürler diyelim. Hepinize çok teşekkürler. Bedanks helemal. Dankülüvel alemal. Evet, halemal mı? Helemal mı? Alemal mı? Alemal. 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 Evet, bunu bugün dikte yaparak söyleyeyim. O yüzden dosyayı açıyorum. Klavyeyi değiştiriyorum. Dank Yülivel Alamal. Evet. Veya bir programa katıldınız. Orada herkese merhabalar diyeceksiniz. Nasıl deriz? Hello Idrein. Hello Alamal. Hello Alamal. Hello Alamal. İkisi de doğru, evet. Burada sadece Alamal'ı kullanalım. Hoy Alamal. Veya hello, veya huyumidah alamal. Ondan sonra. Şimdi şimdi şöyle diyelim. Hepimiz aynıyız diyelim. Biz aynı alamalız diyelim. Evet. Vizayn alamal hetzelfte. Bakın buradaki v alamal oluyor aslında. Kastettiğimiz biz hepimiz oluyor. Oradaki yani vizayn hetzelfte deseydik biz aynıyız olur. Biz aynıyız. Vizayn alamal hetzelfte oluyor. Biz hepimiz aynıyız. Oradaki yani vurgu kattığı nüans bu. Hepimiz çok mutluyuz diyelim. Biraz 2-3 saniye bekleyelim. Hepimiz çok çok mutluyuz. Vizayn alamal heil blay. Vizayn alamal heil blay. Künt. Evet. Şöyle diyelim. Bunun hepsini kendin mi yaptın diyelim? Duy alamal zekda. Hebiye alamal güzel kıda. Evet. Hebiye. Burada objemiz ne? Neyi soruyoruz? Hebiye alamal. Hebiye dat alamal. Evet, şimdi evet burada ihtilafa düştük. Heylemal da burada olabilir mi? Önce bir şey yapalım. Hebiye dat alamal zelf hamakt. İkisi de olabilir ama anlam farkı değişiyor. Heylemal kullanırsak bunun hepsini mi sen yaptın oluyor? Yok, yanlış. Bir de hebiye dit heylemal zelf hamakt. Evet, şimdi anladım. Aynen.
Zannedersem ikinci olacak. Birincisi biraz kural... Yok, ikisi de oluyor ama anlamları farklı. Tabii, fark değişir tabii. Evet, şimdi bunların ikisi de doğru arkadaşlar. Birincisinde bunun, yani bunun tamamını... Tamamını sen mi? Bunun hepsini sen mi yaptın oluyor. Birincisi alamal deyince. İkincisi ise bunun hepsini sen mi yaptın? İkincisi ise bunu tamamen kendin mi yaptın oluyor. Yani hepsinin yapılış şekliyle ilgili. Evet, yapılış şekli. Burada fiile, yani Mark'ın fiiline gidiyor. Buradaki eylemal. Şöyle diyelim. Bir daha tekrar eder misiniz? Hebiyedat alemal. Hebiyedat alemal deyince bunun hepsini oluyor. Bunun hepsini. Bunun tamamını, bunun bütününü sen yaptın oluyor. Mesela arkadaşlar, bunun farkını daha da şey yapmak için alemalla heylemal arka arkaya kullanılabiliyor. Bunun da kullanıldığı örnekleri görürsünüz. Nasıl olur? Bunun tamamını, ben bunun hepsini tamamen kendim yaptım. Sıra diyebiliriz. Buyurun. Hebidit alemal heylemal zevkemak. Hebidit alemal heylemal zevkemak. Fırahteykın. Evet. Özü bu. Mesela şöyle diyelim. Yani işte olaylar oluyor. Ya bunların hepsi sirk. Bunların hepsi tiyatro. Bunu bir yerde Hollandalı'nın kullandığını görüp not almıştım. Ben de artık kullanıyorum. Dit dersek bir taneyi işaret ediyor olmaz mıyız? Di mi dememiz gerekir? Yok. Tek olarak da kullanılıyor. Ben de evet, o dikkatimi çekti. Bunun örneklerini göreceğiz birazdan da. Mesela hetis alamal diye kullanılıyor. Çok hem de çok kullanılıyor. Hetiz alamal. Yani buradaki oradaki hani şeyin çokluğunu, sayıca çokluğuna bir işaret etmiyor. Bunun tamamını, bunun hepsini orada tekil şeyle kullanabiliyorsunuz yani. Birazdan onunla alakalı örnekler göreceğiz. Bunun hepsi kelimemiz theater show. Theater show yani tiyatro şovu. Nasıl denir? Bunun hepsi tiyatro şovu. That is heylemal theater show. İşte heylemal burada alemal oluyor. Bunun hepsi. Theater show alemal. Hatta fiil de burada kullanmıyorum. Theater show alemal. Hani neler oluyor memlekette? Theater show alemal. Yani her şey görüntü yani gerçekte hani hukuk, adalet vesaire theater show alamalı. Bunların hepsi yani. Onların hepsinin ayrı bir hikayesi var diyelim. Farklı arkadaşlar da söylemek isterlerse buyursunlar. Emre'yi tutabiliriz yani. Alamalı hiç. Onların hepsi. Z yardımcı olayım. Fiilimiz ne? Heban. Zöheban. Onların hepsi? Alamal. Evet, Zöheban alamal. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Ön. Aykın. Ferhal. Ferhal. Het Ferhal. O zaman ne olur? Ayrı hikayesi. Andır. Apart. Andır Ferhal. Hepimiz bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Biz hepimiz bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bakın şimdi burada patronu görüyorsunuz. Yani örüntüyü. Fiilden sonra geliyor. Yani v diyoruz. Sonra fiil geliyor. Arkasından alemal geliyor. Fiilimiz ne? Beveytin alemal. Beveytin alemal. Dat. Evet. Direkt what betaken is de olabilir. Evet. Dat demiyoruz. Burada what diyoruz. What dat betaken. What? Biz bununla alakalı geçen hafta da bir hanımefendinin şeyi oldu, bir karıştırdığı nokta oldu. Bilmiyorum derste var mı bu hafta? Bunu, evet. Ha, tekrar bakarız demiştim. Bununla alakalı biz bir ders işlemişiz yani sanırım. Soru zarfları kullanarak cümleleri birleştirme diye bir ders işlemişiz. Ona bir bakabilirsiniz. Belki de bakmışsınız da bilmiyorum. Ama tekrar oraya dönebiliriz yani bir ara.
allemaal wat dat betekent. We weten allemaal wat dat betekent. Bunun hepsini senin için yapıyorum diyelim. Buyurun. Ik heb allemaal voor jou gemaakt. Geniş zaman kullanalım. Ik maak allemaal voor jou. Evet. Doe da daha şey yemek olur. De yapıyor olabilir. Doe olur burada, evet. Yani yemek yapıyorsanız tabii olur. Pasta. Veya bak da olabilir. Evet. Ik doe dit allemaal voor jou. Punt. Burada bu. Bir de şeyi unutmayalım. Obje koymayı unutmayalım. Yani ik doe dit, dat, het. Bunlar olmadan cümle öyle çıplak kalıyor. Şöyle diyelim, hepiniz zayıf aldınız desin bir tane öğretmen öğrencilerine. Zayıf neydi? Onvoldoende. Voldoende yeterli demek. Onvoldoende yetersiz, zayıf yani. Iedereen krijgen onvoldoende punt. Jullie diyelim. Jullie. Jullie hebben. Hebben güzel bir fiil olur burada. Jullie hebben. Sizin hepiniz. Allemaal een onvoldoende. Her şey güzel olacak diyelim. Yine Cem Yılmaz'ın filmi. Het komt allemaal goed. Güzel. Het komt allemaal goed. Punt. Peki burada helemal kullanabilir miydik? Evet. Ja, dat kan. Evet, o da olur ama biraz nüans farklılaştırıyor. Tamamıyla. Helemal goed. Evet, tamamen güzel olacak. Evet, tamamıyla güzel olacak. Doğru. Het komt helemal goed. Het komt allemaal helemal goed da olur. Suç neydi? Suç. Suç, schuld, de schuld. Bunların hepsi Çinlilerin suçu diyelim. Böyle bir kitap var. Bunların hepsi Çinlilerin suçu. Ze zijn allemaal schuld van Chinezen. Chinezen. Burada az önceki arkadaşımızın sorduğu şeyin yine örneği bu. Burada het oluyor. Het is. Yani het zijn olmuyor. Het is. Allemaal de schuld van Chinezen. Punt. Van de Chinezen. Schuld borç değil mi? Demek şey manasında, suç manasında. Yani, evet, iki anlamı da var. Evet, borç anlamı da var. hepsi o kadar. Hepsi kötü değil diyelim. Hepsi kötü değil. It is allemaal neat. Burada neat başa geliyor. It is neat allemaal. Select. Evet. It is neat allemaal select. Şimdi helemalla alakalı biraz örneklere bakalım. Tabii arada da Alemal da şey yapacağım. O yüzden her şey helemal diye garanti gözüyle bakmayalım. Şöyle pek emin değilim diyelim. Tamamen emin değilim. Ik weet het niet helemaal zeker. Güzel. Ik ben niet helemaal zeker. Punt. Ik weet het niet helemaal zeker. Bence o da doğru ama önümdeki cümle buydu. O yüzden şimdi risk almayayım ama dediğiniz %99 doğru. Bu bana göre hiç değil diyelim. Bu bana göre hiç değil. Mesela işte bir kurs, bir okul, bir iş hiç bana göre değil. Yine burada. This is past helemaal niet mi? This is niet past
Heylemal needs us. Heylemal needs for me. For me. Evet, burada tabii need değil, burada needs var. It is Heylemal needs for me. Evet, biraz bu farklı bu kullanım. Ama bence burada çok zaman kaybetmeyelim. Ama işte bunları duyun arkadaşlar, böyle kullanılıyor. Şöyle diyelim, o bunun hepsini o bunu tamamen kendisi yaptı diyelim. Tamamen yalnız yaptı diyelim. O bunu tamamen yalnız yaptı. I have to tell him all that him. Heylemal alayn. O da olur. İkisi de oluyor. Yani hey date de diyebilirsiniz. Hey heyft kadan da diyebilirsiniz. Hey hey. Buyurun. Ben okuyorum abi. Söyleyebilirsiniz. Buyurun. Tamam, ben okuyorum. Hey heyftet heylemal aleyn kadan. Bakın burada alamal da gelebilir arkadaşlar. Sadece hani verdiği nüansı görün diye diyorum. O zaman anlam değişiyor biraz. Bazı noktalarda ya çok da önemli değil yani, o oluyor. Ama bazı yerlerde ikisi birbirinin yerine kullanılmıyor. Mesela tamam, sonuna kadar okudum diyelim, yani tamamını okudum. Mesela bir metin, bir makale. Tamamen. Ik heb het helemaal gelezen. Güzel. Ik heb het helemaal gelezen. Punt. Evet. Şimdi hiç çalışmak istemiyorum diyelim. Ik wil het helemaal niet om te werken. Başka? Ik wil niks helemaal werken. Niet werken. Başka denen yok. Bir şey var mı? Şimdi burada bir helemaal kullanılacak. Helemaal nereye gelir? Ik wil helemaal niets werken. Çok güzel. Ik wil helemaal niet werken. Punt. Helemaal niet kullanılınca blok olarak hiç anlamına geliyor. Yani Türkçe'ye çevirmek istersek hiç oluyor. No. Mesela benim buna hiç ihtiyacım yok diyelim. Ik heb niet helemaal nodig. Ik heb helemaal niet nodig. Tamam, bir de objeyi koyarsak olacak. Evet. Evet. Ik heb dat helemaal niet nodig. Punt. Hocam sayfayı biraz kaydırabilir misiniz? Ha, tamam. Teşekkürler uyardığınız için, ben oraya bakmıyordum. Evet, şöyle diyelim. Ama nodig olunca heil mi olur acaba? Yok. Yok, burada olmuyor. İhtiyaç. Ya mesela şöyle diyebilirsiniz. Hiç problem değil diyelim. Hiç problem değil. Dat is helemaal geen problem. O bu şekilde oluyor değil mi? Kullanıldığını biliyorsunuz siz de. Helemaal geen problem. Punt. Evet. Yani tam olarak şu an ben de açıklayamayacağım. Ama o nodig şeyinde need kullanılıyor. Şöyle diyelim. Aslında onu hiç tanımıyorum diyelim. Aslında onu hiç tanımıyorum. Eigenlijk ken ik haar helemaal niet. Güzel. Ik ken haar eigenlijk helemaal niet. Böyle olur ama tamam. Evren dediği de güzeldi. Başta da olabilir yani. Eigenlijk ken ik haar helemaal niet. Punt. Evet. Bakın bunlar da hep hiç oldu.
Hiç de kötü değil diyelim. O kadar da kötü değil. Hiç de kötü değil. Helemal nit schlecht. Okay, het is helemaal niet slecht. Punt. Güzel. Bunların hiçbirisini anlamıyorum diyelim. Ha, bunu hiç anlamıyorum diyelim. Bunu hiç anlamıyorum. Begrijp helemaal dat niet. Yok, şimdi bu bir kalıp. Biz bunu bir ara, ben bunları işleyecektim. Şimdi söylemek istemiyorum. Ne oldu? Yarım kaldı. Yani o ders yarım kaldı. Aslında çok güzel benim şeylerim vardı, kalıplarım vardı. Şunları görecektik. İlk snap, hani ilk bihrap kullanıyorsunuz ya, bihrap snap. Snap diyelim. İlk snap er helemaal niks fan. Veya bunun gibi arkadaşlar, yani bu çok kullanılan bir kalıp. Yani bunun gibi kalıplar. Şunun mantığını bir oturtabilirseniz yüzlerce çok böyle artistik cümleler kurabilirsiniz. İksnaber veya ik bihrayp er, şöyle slash yapayım. İk bihrayp er helemal niks van. Niks yerine niks de olur. Evet. Bir ara belki onlara geri döneriz. Çünkü o ders yarım kalmıştı. Ben üzülmüştüm. Hocam, yani. Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Erfan yerine mesela here offer vesaire şeyler de olabiliyor mu? İlk yani, beşer here helemal niks offer. Yani kontekste göre değişebilir. Onu da kullanıldığı yerler var. Tabii önceden bir açıklama paragraf vesaire, evet. Cümleden sonra. Ama en çok kullanılanı bu şekilde fan. Evet. Aynen. Evet. Hiçbir şey yapmama gerek yok diyelim. Hani kimileri diyor ya, işte benim yarın çalışmam gerekiyor. Ik moet morgen werken. Ik moet morgen dit doen. Öteki de diyor ki benim yarın hiçbir şey yapmam gerekmiyor diyelim. Buyurun. Ik hof. Morgen helemaal niks te doen. Ik moet helemaal niks. Zorunda değilim. Olmayınca hof'un kullanıyoruz gibi. Ya işte bu hani mutun diyen insanların karşılığı, cevabı olarak. Hmm. Öteki mut diyor. Öteki de diyor ki ben ik mut helemaal niks. Bunu Hollandalılar çok kullanırlar. Bunu mut da bunu söylemiştim. Hani mut kullanmakta dikkatli olalım diye. Burada kendimi tamamen yalnız hissediyorum diyelim. Ik voel me hier heel. Ik voel me hier. Güzel. Helemaal alleen. Ja. Ik voel me hier helemaal alleen. Evet. Ik voel me hier helemaal alleen. Punt. Peki bunu olumsuz yaparsak nasıl olur? Ik voel me hier. Yalnız, hiç de yalnız hissetmiyorum. Ik voel me hier helemaal niet alleen. Geen alleen. Niet helemaal alleen. Evet, şimdi birazdan oraya geleceğiz. Birazdan size güzel bir nüans göstereceğim. Tamamen hazırım diyelim. İşim bitti diyelim. Ik ben helemaal klaar. Bu tamamen bozuk diyelim. Dit is helemaal kapot. Kapot. Güzel. Het is helemaal kapot. Punt. Bir de bu helemaal'ın şöyle kullanıldığı bir şey var. Bu ta Amerika'dan geliyor diyelim. Öyle bir kullanım var. Ta. Ya bu ta diye ben çevirdim. Dat komt helemaal Amerika. Van Amerika. Out diyelim. Out olunca güzel oluyor. Het komt helemaal uit Amerika. Punt. Şöyle diyelim. Ta
Rotterdam'a kadar yürüdüm diyelim. Ik loop helemaal tot Rotterdam. Tot oluyor mu emin değilim. Naar oluyor. Tot'tan emin değilim. Belki de oluyordur. Bunu geçmiş zamanda kullanalım. Ik loop te. Loopte. Wandelen. Helemaal. Wandelen kullanalım. Gewandeld. Ik heb helemaal naar Rotterdam gewandeld. Evet. Pardon, bir soru geldi. Ik liep mi yoksa ik loopte mı? Voltoy da yaptı. O da oluyor. Ik heb gelopen. Yani, ik ben gelopen diyebiliriz. Şöyle diyelim. Ik ben helemaal naar Rotterdam gewandeld. Punt. Kafam tamamen karıştı diyelim arkadaşlar. Bu çok kullanılan bir yapı. Ekranda gözükmüyor, yazmıyor ama. Ha tamam, teşekkürler uyardığınız için. Pardon, tamam. Evet, tamam. İyi oldu uyardınız ben. Tamam. Kafam tamamen karıştı diyelim. Çok kullanılır bu. Mein Hoft helemaal mix wurde. Yok, güzel deneme. Evet, bu tabii bu şey bir deyim yani. Birebir bunu çevirmiyoruz. Ik ben helemaal in de war. Punt. Belki duymuşsunuzdur. Mesela ik ben in de war diye kullanılıyor. Ben hani kafam karıştı. Savaştayım. Yok, bu buradaki savaş, bu İngilizce bir kelime. Yani, tam şey yani. Ha, sizde belki ipucu olarak da, ama buradaki var kafa karışıklığı demek. Bu savaş anlamı yok burada Hollanda'da. Şöyle diyelim. Tamamen daha iyiyim diyelim. Yani tamamen iyi oldum gibi, ya iyileştim gibi. Ik ben helemaal goed. Daha iyi olsa ik ben helemaal beter. Beter. Tamamen katılıyorum diyelim. Ben de katılıyorum. Ik ben met me je eens. Kısaltalım. Helemaal eens. Helemaal eens. Helemaal eens deyince aynen katılıyorum demek. Süper demek. Yani bu Hollandalıların çok kullandığı bir şeydir böyle WhatsApp mesajlarında falan. Helemaal top. Bir de ünlem koyarlar. Helemaal top yani harika demek. Böyle. Az önceki cümlenin uzun hali şuydu. Ik ben het helemaal met je eens. Punt. Değil mi? Herhalde bunu diyordunuz. Ya. Şimdi arkadaşlar bu tam olarak doğru değil diyelim. Dit is helemaal niet goed. Tamam şimdi. Dit helemaal var. Dit zeker. Sorumu düzeltiyorum. Bu doğru diyelim. Bu doğru. Dat da başlayalım. Dat is waar. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Bunu olumsuz yapalım. Dat klopt helemaal niet. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Bu tamamen doğru değil diyelim. Dat klopt niet helemaal. Çok güzel. Dat klopt helemaal niet. Ha şimdi bakın ikisi arasında dat klopt niet helemaal deyince bu tamamen doğru değil oluyor. Yani bunun hepsi doğru değil. Bunda doğru olan şeyler var ama hani bir doğru bir bütünün sadece bir kısmını anlattınız. Tamamen doğru değil yani. Ama bu hiç de doğru değil. Bunun bu hiç doğru değil. Hiç de öyle değil diyeceksek o zaman şöyle oluyor. O zaman need ile helemaal yer değiştiriyor. Yani bunu biraz kullanarak anlarsınız. Dat klopt helemaal niet. Yani özellikle bu toplantılarda falan ben çok çok duyuyorum. Dat klopt niet helemaal. Het is niet helemaal zo. Tamamen öyle değil yani. Onun başka bir yani yönü, şöyle bir yönü de var gibisinden diplomatik bir kullanılmış o. Şöyle diyelim. Özellikle en çok şunu duyuyorum. Ne dediğinizi tam olarak anlayamadım diyelim. Yani anladım. Aslında hani anladım demek istiyorsun ama tam olarak anlayamadım. Ik begrijp helemaal niet wat
Zey. Peki kastettiğinizi diyelim. İlk Bedult. 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 Evet. Şimdi What ü Bedult? Şimdi cümleyi yazıyorum. İlk Bihrap need heylemal What ü Bedult. Ama tabii siz bunu demediniz. Siz dediniz ki İlk Bihrap heylemal need What ü Bedult. Dediniz. Bunun ikisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Tamamını anlamadım veya tamamen anlamadım. Şimdi evet, ikincisi ilk behrap heylemal nit heylemal başta olunca hiç anlamadım oluyor. Hiçbir şey anlamadım yani. Ama birincisi nit heylemal deyince hepsini anlamadım. Yani tam olarak anlayamadım. Ama burada çoğunu anlamışsınız, esasen tam olarak anlayamamışsınız. Okey. Yani o yüzden buradaki bunun ögelerin yeri çok önem arz ediyor. Bu yapıyı kullanacağınızda. Mesela problemin ne olduğunu tamamen anlamadım diyelim. Problemin ne olduğunu. Bihrayp heylemal nit what the problem is. Tam olarak anlamadım diyeceğiz. Tam olarak deyince Emre kastettiğim orada yani tamamını anlayamadım yani. Yani hiç demeyeceğim. Hiç demek istemiyorum. Anlamadım. Heylemal nit. Nit heylemal diyeceğiz. Aynı evet, o zaman nit heylemal olacak. Evet. Problemin ne olduğunu nasıl diyorum? İlk bihrap nit heylemal what? What problem is? Problemin şeyi de gerekiyor. Artikeli. Had problem is. Pardon. İlk bihrap nit heylemal what had problem is. Punt. Şöyle diyelim. İmparatorun üzerinde hiç kıyafet yok diyelim. Yani kral çıplak aslında diyeceğiz. Burada kral Kaiser demek. De Kaiser. De Kaiser. Heyft. Tracht. Heyft diyelim. Heyft. Kıyafeti yok. Heyft. Hiç kıyafeti. Nit helemal. Yok. Heylemal nit. Ha, bakın burada da yine güzel bir şey geldi. Ben de onu görmüş oldum. Halbuki bunu hazırlarken bunu hiç fark etmemiştim. De Kaiser heeft helemaal geen kleren aan. Bakın burada geen oluyor. Helemaal geen. Hani helemaal geen probleem gibi. Hiç kıyafeti yok. Buna hiç vaktim yok diyelim. Buna hiç vaktim yok. Bunun için hiç vaktim yok. Ik heb dat helemaal geen tijd. Evet, işte güzel deneme. Burada aslında bir ihtiyacı fark ediyoruz. Bu kullandığınız yapı tam olarak o şeyi vermiyor. Helemaal geen tijd voor dat. Emre de yaklaşmaya çalışıyor da o da tam kalıbı bilmiyor. Kalıp şu arkadaşlar. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Hmm. Veya başa alabiliriz. Hier heb ik helemaal geen tijd voor. Bakın bu yukarıdaki ik snap er helemaal niks van veya niks van şeyle aynı. Mantık olarak aynı bunlar. Oradaki van burada for oldu. Bunun gibi onlarca, yüzlerce çok kullanılan şey var. Yani ona bir gün dönelim ya, ben içimde kaldı. Tamamen unutmuşum diyelim. Tamamen unutmuşum. Ups, unutmuşum. Bir şey yapmayı unutmuşum. Ups. Helemaal vergeten. Böyle kullanılıyor. Yani ik ben het helemaal vergeten tabii diyebilirsiniz. Bayağı bir şey yaptık ya. Ups neydi? Ya ups. Şaşırma efekti. Yani ups. Bir de ça var. He ça. Evet ça kullanılıyor. Yani ups nasıl denir ki? Ya tüh gibi bir şey ya oradaki. Ha evet. Helemaal vergeten. Evet. Ups. Bakıyorum bir şey var mı diye. Bundan tam olarak emin değilim diyelim. Burada helemaal kullanalım. Bundan tam olarak emin değilim. Ben helemaal
Ich bin das helemal nicht sicher. Evet, ich bin nicht helemal sicher. Bu güzel. Ich bin nicht helemal sicher. Ama normal güzel kalıbımız şu. Kaydeder misiniz güzel mi? Dar bin ich helemal nicht sicher von. Veya ich bin dar helemal nicht sicher von. Arkadaşlar sizlere önerim, bir sürede bitiyor zaten. Yani bunların hepsini tabii oturtmanız bir anda olacak şeyler değil. Bu kalıplardan bazılarını ezberleyin. Yani ezberleyecek şekilde çok tekrar ederek onu hızlı bir şekilde söyleyecek hale gelin. O diğer şeyler için örnek teşkil edecek. Atıyorum şu fanlı, işte diğer en son süreklerinden bazılarını veya işte need heylemal. İlk bir harf niyet ile var vacib budut mesela. Bu çok güzel bir kalıp. Bunları ezberleyin yani. Çok işinize yarayacak. Süremiz doluyor. Yüzümüze kapanmasın. Teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.